Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu tork denge ve ağırlık merkezi olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanımız tarafından hazırlanmış olan 11. sınıf fizik kazanım kavrama testi 26 olacak sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılında güncellenmiş olan en yeni, en taze, en yeni testleri çözüyoruz arkadaşlar ki önümüzdeki yıllarda 24, 25, 26, 27, 28'lerde de muhtemeldir ki kuvvetle muhtemel bu testleri kullanıyor olacağız. Ki arkadaşlar ben bütün bu güncel en yeni kazanım kavrama testlerini konu anlatımını çözüyorum. Buraya linkini koyuyorum. Bu oynatma listesinin linkine tıkladığınızda tüm kazanım kavrama testlerini sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda matematik dersine ait olan bütün kazanım kavrama testleri ve tekrar testlerini de yine kanalımda bulursunuz ki buraya linkini koyacağım arkadaşlar. AYT'ye ait testler konu anlatımlı olarak kanalımda mevcuttur. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Dördü çözüyoruz. Daha önce ilk üçünü de çözdük arkadaşlar. İlk üçünde de çok detay anlattım. Onlara da bakmanızı salık veririm. Evet, birinci soru der ki şekildeki levhaya KLM noktalarında etki eden aynı düzlemdeki kuvvetlerin O noktasına göre, O noktası burası, torklarının büyüklükleri sırasıyla TK, TOK, TOL, TOM'dir. Buna göre lelelele arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bakalım. Şimdi mesele ne? Nokta, kuvvetim ve kuvvetin doğrultusunun bu noktaya olan dik uzaklığı. Bu arkadaşın doğrultusu bu. Uzaklığına kadar arkadaşlar her bir bölmeye bir birim diyelim biz. Bir birim, bir birim olsun. Bakın bu arkadaşın tolsuna kadar tau k eşittir f çarpı 1, 2, 3, 4, 5 birim. Ne kadar oldu? 5 f kadar oldu. Güzel. Geldim şu arkadaşın tau l. Sevgili arkadaşlar tau l'de kuvvetim 2 f kadar çarpı bu arkadaşın doğrultusunun şu O noktasına olan uzaklığı, dik uzaklığı, doğrultunun dik uzaklığı. Konu kapanmıştır. Anahtar kelime bu. 1, 2 birim çarpı 2, 4 F kadar. Bunu da aldım. Şimdi tau M'e bakıyorum. Arkadaşlar tau M de 3 F çarpı doğrultusunun uzaklığı 0. 0 kadarmış arkadaşlar. Doğrultusuna bakmamdaki maksat, amaç buymuş. Ben hemen aklıma 25. testin arkadaşlar hangisi geldi? Mesela 10. soru geldi aklıma. Şu arkadaş geldi, denge. 8. soruda bahsettiğim şeyler geldi. Özellikle bu. Doğrultusu bu noktadan geçtiği için arkadaşlar bu arkadaşın herhangi bir torku yoktur. Var dersen de sıfır dersin. Tamam. Bu durumda en büyük K olacak. Daha sonra L olacak. M de en küçük olacak. Sıfır çünkü. A'yı işaretledim arkadaşlar gözümü kırpmadan. Gönül rahatlığıyla 2'ye geçiyoruz. İkinci soru da size zaten anlatılmış olan bir şeyi arkadaşlar direkt soruyorlar. Şekildeki şişenin kapağı bir ya da iki yönünde döndürülmektedir. Bir böyle döndüreceğim ya da böyle döndüreceğim. İki yönü yatay düzlemde saat yönüdür. Niye böyle bir açıklama ihtiyacı duymuşlar? Çünkü kıl biri çıkıp der ki ben belki bunu böyle çevirdim ne biliyorsun der. Değil mi arkadaşlar? O yüzden şöyle saat yönü 2 tamam buraya doğru dönüyor. Buna göre löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar zaten torkun yönünü belirtmek için örneklerden biri de hani civata ya da gazoz kapağını çevirme yönü olarak verilmişti. Şimdi iki yönünde çevirdi şey bir yönünde çevirirsem bak kapak bir yönünde dönerken böyle çevirdiğimde ne olur? Kapak açılır. Kapak bu yöne doğru gider. Oluşan tork 3 yönündedir. Doğru. Bu bir metot. İkinci metodumuz neydi arkadaşlar? Sağ el kuralı. Sağ el kuralı bakın 4 parmağım bir yönünde dönecek. Dönüyor. Baş parmağım nereyi gösteriyor böyle döndüğünde? 3 yönünü. Bu da bir test. Ya da civatayı böyle çevirdiğimde arkadaşlar çıkar dışarı. En güzeli kapak metodudur. Bir yönünde kapak çıkar. Kapak iki yönünde dönerken oluşan tork dört yönündedir. Bakın böyle çevirdiğimde de kapak ne olur? Kapanır. Yani aşağıya doğru gider. Dört yönünde gider. Doğrudur. Bunu sağ el kuralıyla yaparsak da
Dört parmağımız şu iki yönünde döner. Bak döndürüyorum. Baş parmağım nereyi gösteriyor? Aşağıyı. Doğrudur. Ha dört parmak, baş parmak sağ el kuralıyla isterseniz kapak ya da cıvata yönüyle. İki yönünde cıvatayı çevirirsen cıvata aşağıya doğru gider. Kapak bir yönünde dönerken oluşan tork iki yönündedir. Baya baya bir aldatmacı arkadaşlar. Kapak bir yönünde dönerse tork üç yönündedir. Zaten söylemiştik bunu. İki yönünün zıttığı yönündedir. Torkun yönü o olmaz. Bu durumda ne diyorum? Bunu kabul etmiyordum. 1 ve 2 diyorum arkadaşlar. Diyarbakır. 2'ye de Diyarbakır dedik. 3 ile devam ettik. Şimdi soru şu şekilde arkadaşlar. Kinetik sürtünmenin önemsiz olduğu yatay bir yolda dönerek sağ bir süratle hızlanarak yavaşlayarak ilerleyen tekerleklerden hangilerinde tork etkisi oluşturan kuvvetler etkindir diyor. Şimdi bu sorunun anlaşılması biraz zor gibi arkadaşlar. Ben size ne demek istediğini anlatayım. Hatta ben kendimin ne anladığımı. Tekerleğim benim bu arkadaşlar. Arabanın tekerleği de düşünebilirsin. Bisiklet tekerleği de düşünebilirsin. Biz bisiklet yaptık. Biraz daha fakir olduğumuz için bisikleti hayal edebiliyoruz. Arkadaşlar tork etkisinden dedi. Yani bu arkadaş tork dönme miydi? Bu yöne ya da şu yöne doğru herhangi bir tork etkisi var mı? Tekerleğin ilerleme yönünde bu şekilde söyleyelim. Şimdi sabit süratle gidiyorsa arkadaşlar herhangi bir tork etkisi beklemem. Bu arkadaş bu sabit hızla devam ediyordur. Hızlanarak gittiğinde zaten arkadaş sağa doğru gidiyor. Demek ki şu saat yönünde arkadaşlar bir tork etkisi var ki bu tekerleği daha da döndürmeye çalışıyor değil mi? Döndüre 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 bir nevi F-net kuvveti uygulanmış ki arkadaşlar şu mile o F-net kuvvetiyle bu arkadaş bir tork sahip olmuş. Bu torkla hızlanarak gidiyor. Yavaşlayarak gidiyordu sabit arkadaşlar ters istikamette. Bu sefer de saat yönünün tersine göre bir torku var ki bu hızı yavaşlatıyor arkadaşlar. Hareket yönünün tersine doğru bir tork var ki bu arkadaş yavaşlıyor demektir. 2 ve 3'ü yapıştırırım. E derim. E daha ne olsun der. 4'e geçerim. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Harika. Devam ettim 4. soruya. Eşit kare bölmeli homojen cisimlerin şekil 1, 2, 3 ve 3 gibi sırasıyla F1, F2 kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre hangi şekillerdeki cisimler gösterilen durumlarda dengede kalabilir? Arkadaşlar aslında evet altını çizdim. Şöyle ki herhangi bir sistem eninde sonunda şöyle bütün üçü içinde mutlaka ve mutlaka bir dengeye kalırlar değil mi arkadaşlar? Bir dengeye kavuşurlar. Ancak burada söylediği gösterilmiş şekliyle dengede kalır. Ha. Şimdi teker teker bakalım. Arkadaşlar benim burada bakacağım olay şu. Sistemdeki toplam Fy 0 olmalı. Toplam Fx 0 olmalı. Yani dikeydeki bütün kuvvetlerle yataydaki bütün kuvvetler birbirlerini dengeleyebilmeli arkadaşlar. Sisteme etkileyen kuvvetler. Bir tane F kuvvetim var. Bir tane bu cismin ağırlığı var. G. Bir de arkadaşlar şuradaki T gerilmesi var ipteki. Dikkat edersen bakın T ile G FY'de yani dikeyde birbirlerini dengeleyebilir. Ancak şu F'i yatayda dengeleyecek herhangi bir kuvvet görüyor musun? Görmüyorsun. Bu arkadaş statik olarak arkadaşlar statik durgun olarak dengede duramaz. Çünkü herhangi bir yatay şu F1'i karşılayacak ters F1 yok arkadaşlar. Eğer şu F1'i karşılayabilecek herhangi bir kuvvet olaydı. Mesela şöyle yine bir duvara assaydım ben bunu şöyle bağlasaydım. Ha burada yatay bir kuvvet var. Bu arkadaş dengede kalabilir derdim. Bu arkadaşın dengede kalma durumu yok. Yine 2'ye geldim. 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada yatayda bir F2 kuvvetim var. Dikeyde yine G ağırlığım var. Şimdi arkadaşlar bakın menteşe ile bağlanmış. Bu arkadaş buraya bir çiviyle bir şeyle. Reaksiyon kuvveti var. Reaksiyonum arkadaşlar etki tepki kuvvetim var. Bu etki tepki kuvveti bu yöndedir. İşte bu arkadaşın da bir yatay bir de dikey bileşeni vardır. R, Y ve Rx vardır arkadaşlar. Yatay ve dikey bileşenleri. İşte bak şimdi dikeyde G'yi karşılayabilecek bir Ry. Bir de F2 yatayda karşılayabilecek Rx vardır.
Ry eşittir g, büyüklük olarak tabii ki, vektör olarak değil. Rx de eşittir f arkadaşlar. Büyüklük dersek, hani vektör olarak aynı değillerdir, yönleri zıt. Ama büyüklük olarak doğrudur. Bu arkadaş dengede kalabilir. Bu soruya geldiğimde bakın, yatay dikeyde bir ağırlığım var. Şimdi bu F3 var. Bu F3'ün de arkadaşlar bir yatay bileşini var. F3x. Bir de dikey bileşini var. F3y. Peki burada ne var? Bir de T ip gerilmesi var. Bu T ip gerilmesinin de arkadaşlar yine yatayda bir Tx'i ve dikeyde bir Ty'si var. Şimdi şu yamuk olanlar artık benim defterimden çıkar. Ben sadece x ve y'lere bakarım. Bakın yatayda Tx sola doğru, Fx sağa doğru. Bunlar birbirlerini dengeleyebilir. Dikeyde de arkadaşlar şu iki arkadaşın toplamı ahanda bu g'ye eşit olabilir ki kalabilir dedi. Eşit olması durumunda bunlar dengede kalabilir. Bu durumda 2 ve 3 müydü? Şekil 2 ve 3 derim arkadaşlar. E'yi işaretlerim. Konu anlaşıldı değil mi? Bütün sisteme bakıyorum. Bu sistemi dengeleyebilecek kuvvetler arıyorum. Ararken de arkadaşlar analitik geometri, analitik düşünce dediğimiz şey budur. Sistemi sen x ve y'lere böldün mü senden rahatı yoktur. Her zaman o yüzden. Ta bak kazanım kahrama testi 26'yı çözüyoruz. Birinci teste git, vektörler konusunda ben sana onu söylemişimdir. Bütün bu konular buraya kadar neredeyse hep vektördür. Vektörü anlayan bu konuları anlar. 5 numara. O noktası etrafında dönebilen türdeş ve homojen çubuk şekildeki ip yardımıyla dengelenmiştir. İpteki gerilme kuvveti 10 Newton olduğuna göre çubuğun ağırlığı kaç Newton'dur? Yani bu testin bana sorarsanız en kolay sorusu. Arkadaşlar buradaki T kuvveti ne kadarmış? 10 Newton. İşte bak ben ne yapacağım? X ve Y. Hop sistemi X ve Y yapıyorum. Şurası X, şurası Y. Sen bu X, Y'yi istersen buradan da çizebilirsin. Hiç sıkıntı değil. Tamam mı? Hatta böyle çizdim. Tamam. Dönme noktamı buraya alacağım. Şimdi bu T'yi arkadaşlar bir T'y dikey bileşeni, bir de yatay bileşeni olarak ikiye ayırırım. T'y ne kadardır? T çarpı sinüs 37 kadardır. Artık trigonometride bunları yaladık yuttuk değil mi arkadaşlar? 3, 4, 5'i görürsünüz zaten. Bak 3, 4, 5 üçgeni değil mi? Şu 5 birim ise burası 3 birimdir. Yani zaten 10'dan 6 olduğunu görürsün. Sinüs 0,6 ile çarparsan da 10 çarpı 0 tam 10'da 6'dan 6 Newton bulursun. Sevgili arkadaşlar ben bu Tx'i bulmam bile. Neden bulmak? Kaç bulursam bulayım ki zaten kendileri 8 Newton'dur. Bu arkadaşın şimdi O noktasına göre torkunu alacağım. Bu arkadaşın uzaklığı doğrultusu, uzaklığı 0. Doğrultusu O noktasından geçtiği için herhangi bir tork ederi yoktur bu arkadaşın. Bu durumda bu arkadaş bu yöne çevirmeye çalışıyor. Benim sevgili çubuğumun ağırlığı da 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeli. Tam ortadan aşağıya doğrudur arkadaşlar. Bu da bu yönü çevirir. Bu durumda bunun oluşturduğu tork yani G çarpı O noktasına göre alıyorum arkadaşlar. To 0 alıyorum. Toplam to 0 ne olmalı? 0 olmalı. O 0 değil bu. O noktasına göre 0 olmalı. Bu G çarpı 1, 2, 3 birim eşit olmalı. İşte bu T'yi çarpı ki 6 Newton bulduk. Çarpı uzaklık ne kadar arkadaşlar? Dik uzaklığım 1, 2, 3, 4 birim. 4. Ne gördük? G'yi 3 böldüm bu arkadaşı. 24 bölü 3'ten 8 Newton. A'yı işaretledim arkadaşlar. En temel, en kolayı bu. Zaten torkun anlamı. Geldim 6'ya. Şimdi 6'da da arkadaşlar çok çok detaylar da yapabiliriz. Hemencecik de çözebilirsin zaten bunu. Türdeş ve homojen tellerden oluşturulmuş KLM cezmini bir ip yardımıyla şekildeki tabana asılmıştır. Buna göre hangi cisimler şekildeki konumlarda dengede kalabilir? Arkadaşlar dengede kalabilmek için ben sana yine nereyi göstereceğim? Kazanım kavramı 25'in hop şu sorusunu 9'un. Sen iple astığında arkadaşlar doğrultusu, bu ipin doğrultusu
ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Bakarım bu sistemlerde hangisinin ağırlık merkezi tam da bu doğrultularda. Bunu anlamanın da pek çok metodu vardır ki şu M çok kolay, ondan gidelim. Sevgili arkadaşlar, bakın şu ortadaki çubuğun, eğer şu ortadaysa bu arkadaşın ağırlık merkezi bu dengede kalır ki görüyorsun. Bakın bunun şu aşağıya doğru 3 parçaya bölersin. Bu bir bu bölümüne bakarsın, bir bu bölümüne. Şu parçanın tam ortadan aşağıya doğru, bu arkadaşın da tam ortadan aşağıya doğru. Şu noktaya göre aldığımızda torku, bunun da ağırlık merkezi tam buradadır. Bak buradan geçtiği için arkadaşlar, bu noktaya göre aldığımda bunun herhangi bir döndürme etkisi yoktur. Şu arkadaşın büyüklüğü, bakın aynı eşit uzunlukta, ağırlıkları aynıdır. Parçaların ağırlıkları, mesafeler de aynıdır. Bu durumda bunun buraya yöne doğru torku ve bu arkadaşın bu yöne torkları sıfır, eşit oldukları için bu arkadaş dengede kalabilir. Bir başka deyişle ağırlık merkezi ip doğrultusundadır. İp doğrultusundadır. Konu kapanmıştır. Şimdi K'ya bir bakalım. Arkadaşlar bir kere şu ortadakini hiç dikkate almayacağım. Neden dikkate almayacağım? Çünkü bu arkadaş 3 parçaya böleceğim yine, bakın. Bu parça, bu parça ve bu parça şeklinde. Ortadaki parça aşağıya doğru aynı doğrultuda olduğu için bunu hesaba katmıyorum. Şimdi her bir bölmeye de P kadar diyelim, tamam mı? Bir uzunluk. Bu arkadaş 2P olsun ağırlığı. Şu parçanın tam orta noktası burasıdır. Bu arkadaşın torku ne kadar olur? 2P çarpı 1 kadar olur. Her bir uzunluğa da, her bir kareye de 1 birim diyelim. Şuralarda 1 birim olsun. Tamam. Bak bu arkadaş sağa doğru döndürmeye çalış. Şu parça da arkadaşlar dikkat edersen 1 bölmeye 2P dedim. Bunun uzunluğuna kadar kök 2 kadar. 1 bölmeye P dediğime kadar bunun ağırlığı kök 2 P kadardır. Peki bu arkadaşın ağırlık merkezi de tam ortadadır. Şu noktaya dik olan uzaklığına kadardır? 1 bölü 2. 1 bölü 2 çarpı kök 2 P. Yani kök 2 bölü 2. 2 P kök 2 bölü 2'ye eşit midir? Değildir. Dolayısıyla bu arkadaş sağa doğru döner. Tan. Aynı şekilde buraya giderim arkadaşlar. Bak burada da şu parçaya bölerim. Şu parçaya bakarım. Şu parçaya bakarım. Şu parçaya bakarım. Zaten şu parça, ortadaki parçanın ağırlık merkezi tam ip doğrultusunda. Bunun hiçbir hükmü yok. Şu arkadaş 1, 2, 3 P. Çarpı ağırlık merkezi de tam ortada. Dik uzaklığına kadar 1 birim. Hop bu kadar. Sağa doğru döndürmeye çalışıyor. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar, bak bu bir tane P değil mi? P çarpı dik uzaklığım ne kadar? 1 kadar. Bu arkadaş sola doğru. Şu arkadaş 2P. Ağırlık merkezi de burası, tam ortası. Dik uzaklığım ne kadar? 2 birim. Çarptım 2 ile 4P kadar. Bakın sola doğru 5P var. 5P. Sağa doğru da 3P var. Bu arkadaş hop sola doğru. Saat yönünün tersine doğru döner arkadaşlar. Bunu da kabul etmedim. Çok açık ve seçik zaten bu arkadaş kendini belli etti. M'yi işaretledim. Sakın şeyleri saymayın. Bak sağ tarafta 1, 2, 3, 4 bölme. Sol tarafta 1, 2, 3, 4 bölme. Ha bunda da 4 bölme, bunda da. Hayır. Bu bölmelerin ağırlık merkezlerinin şu denge noktasına göre arkadaşlar torkları önemlidir. Bunların dik uzaklıklarını da hesaplamam lazım. Bu sizi kandırmasın. Tamam. Okey. Ayrıntılı olarak köklü möklü girdim. Yoksa sen zaten görüyorsun. Şunun çok simetrik olduğunu zaten görüyorsun. Simetrik cisimler arkadaşlar, tamam, homojen olduğu. Bak türdeş ve homojen. Türdeş ve homojen olduğu sürece geometrik cisim simetrik duruyorsa arkadaşlar dengededir zaten. 7 ile devam edelim mi? Edelim. 7. soru şu şekilde. Her bir bölmesinin ağırlığı P kadar. Vay vay vay. Az önce bizim söylediğimizi buradan kopyalamışlar. P kadar olan K ve L türdeş çubukları şekildeki sistemde dengededir. L cismi O noktası etrafında dönebildiğine göre, ki buna pin connection derler arkadaşlar, İngilizcesi pin connection. İpte meydana gelen gerilme kuvveti kaç P büyüklüğündedir?
Şimdi öncelikle her bir bölme P kadar dedi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6P. Peki ağırlık merkezi neresi? Tam ortası. Bu arkadaşın ağırlığı arkadaşlar 6P buradan. Bu arkadaş 1, 2, 3, 4, 5. 5P. Tam ortası şurası. Hop aşağıya doğru ne kadar? 5P dedim. F yazdım değil mi? 5, 6P, 5P. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soruya şöyle bir itirazım da var benim ne yazık ki. Şöyle ki ben olsam buralara şöyle bir pin connection'ı bir şekilde söylerdim. Buralarda böyle bağlı bunlar derdim ki çünkü kayıyor, kaymıyor, kayabilir falan. Ha sen sürtünme kuvveti de vardı diyebilirsin. Şimdi beni ilgilendiren şu iple birlikte şuraya dönmeye etki eden kuvvetler. Şu 6B'nin nasıl bir etkisi olduğunu gördüm. İpte de arkadaşlar seni kandırmak için bir makara mukara yapmışlar. Hiç sıkıntı değil. Makarayı falan düşünme. İp aynı olduğu sürece her noktada ip gerilmesi aynıdır. Buradan bir de benim yukarı doğru T ip gerilmem var. Tamam. Zaten T'yi soruyor. Şimdi T buraya doğru çevirmeye çalışıyor. Daha doğrusu dengelemeye çalışıyor. Yani T çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. O noktasına göre toplam torkları hesaplıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eşit olmalı. Bu arkadaş bu yöne doğru. Bak bu arkadaşın da etkilediği yer tam bu nokta arkadaşlar. Tamam mı? Buraya doğru. Bu da buraya doğru. Şimdi şunu L miydi bunun adı? K ve L miydi? Heh. L'yi halledelim. K'yı ayrıca itirazımla birlikte söyleyeceğim sana cevabında. Arkadaşlar L'nin kisi de ne kadar? 6P çarpı 1, 2, 3 birim. Artı şimdi şu arkadaş. Sevgili arkadaşlar burada bunu şöyle düşünmüşler tabii. Ben o yüzden söylüyorum. Şimdi benim buradaki reaksiyona ihtiyacım var. Dikkat edersen bu cisim bir bu noktadan bir de bu noktadan temas halinde. Toplam FY'ler sıfır olacak ya. Şu 5P'yi dengeleyen bir burada reaksiyon var arkadaşlar. Tepki kuvveti. Bir de burada var. Ve bu ağırlık merkezi tam ortada olduğu için bu iki reaksiyon arkadaşlar işte pin connection'da bunları paylaşır. Yani buradaki 5P bölü 2 kadardır. Buradaki de 5P bölü 2 kadardır arkadaşlar. Dolayısıyla etki tepki. Tepkisi bu kadarsa etkisi de bu kadardır. Yani 5P bölü 2 kadardır. 5P bölü 2 çarpı uzunluğun ne kadar? 1, 2, 3, 4. 4 birim uzunluk, uzaklıktayım. Konu kapanmıştır. İşte şurayı daha ayrıntılı sana söylerse daha kolay olurdu. Pin connection yani noktasal yani dönebilen mafsal diyoruz ona. Mafsal destekler olduğunda bu şekilde ayrılır arkadaşlar. Sadece K'yı düşündüğümde toplam FY'ler, dikeyler birbirine dengeleyecek ya. Bu 5P'yi bunlar yarım yarım paylaşırlar. 5P bölü 2, 5P bölü 2. Bu arkadaş 18P. Bu arkadaş 10P. Bu arkadaş T 6. 6 tane T eşittir 28 tane P. T'yi yalnız bırakmıyorum istiyorum. 6 senin burada ne işin var? Buraya bölüm olarak git. T eşittir. Sadeleştir. 14 bölü 3 tane P olur arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani bu birazcık daha açıklama yapsa evet güzel bir soru ama hani hatta kafanızda karışmıştır. Muhabbet bu yani arkadaşlar. Şunla şu ağırlık merkezi tam ortadan olduğu için reaksiyonlar yarı yarıya paylaşırlar. Buradan kayıyor mu kaymıyor mu hani sürtünme var mı yok mu belirtmemiş. Ben olsam böyle şekilde söylerdim. 8 numara. Ha çok güzel. Evet bunu bir okuyalım güzel bir şey göreceğiz. Hatta ben soru yazdıranlara da bir yardımım dokunacak. Herhalde öyle düzeltirler. Ağırlık merkezi O noktası olan eşit kare bölmeli homojen. Levha şekilde gibi ip yardımıyla tavana asılmıştır. Dengede olan levhadan taralı parça çıkartılıp atılıyor. Şimdi atılmadan önce arkadaşlar dönüp dolaşıp ben sana şunu gösteriyorum ya. 25. kazanım kavramı testi şunu. Bak astın mı tam ağırlık merkezinden geçer. Öyle mi olmuş? Tabii ki öyle olmuş. Ve
türdeş ve homojen olduğu için dikkat edersen sağdaki ve soldakiler arkadaşlar aynı simetrik kalmış arkadaşlar. Aynı ağırlıkta 8 bölme var, 8 bölme var. Şimdi yanlışı arıyorum. Bu arkadaş uçtu gitti. Diyor ki levhadan 2 numaralı parça çıkartılırsa levhanın ağırlık merkezi değişmez. Yani hala burada kalır. Arkadaşlar şunu atarsan bak olup biten şu. Solda 5 parçan 7 mi? 1 2 3 4 5 6. Solda 7 parça kalır, sağda da 7 parça kalır. Ama 7 ve 7 kaldığı için dengede kalmıyor. Şöyle. Bak şu 4 tanesini bir bütün düşün. Bu 4 tanesi de bozulmadı. Simetri bozulmuyor. Şu arkadaşın ve şu arkadaşın arkadaşlar tortları birbirlerini dengeler. Daha sonra ben buradan 2 no'lu parçayı çıkartırsam şu 3 tanesi ve şu 3 tanesi de ağırlık merkezleri aynı olmak kaydıyla dikkat edersen tortları da birbirlerini dengeler. Dolayısıyla ağırlık merkezim değişmez. 2, 3, bak 3 için de söylese yine değişmez. Levhadan 3 numaralı parça çıkartılsa levhanın denge durumu değişmez. Çünkü şu ilk 4 için söyledim. Bunlar birbirlerini dengeler. Şu 3'ünün ağırlık merkezi tam ortalarıdır. 3 parça ve eşit uzaklıkta. Yine 3 parça kalıyor arkadaşlar. Bu sefer şu 3 parça aha da bunu dengeler. Doğrudur. Değişmez. Şimdi C'yi okuyorum. Levhadan 2 ve 3 numaralı parçalar çıkarılırsa levha sağa doğru döner. Hemen temizleyelim şimdi. Söyleyeceklerimizi söyledik. Şimdi 2 ve 3'ü çıkart diyor. Sevgili arkadaşlar bak 2 ve 3'ü çıkartırsam 2'yi ya da 3'ü tek başına çıkarttığımda dengedeydi. Ben şimdi burayı biraz daha hafifletiyorum. Bak sağ tarafı hafifletirsem bu arkadaş şöyle döner. Yani sağa doğru döner. Tabii ki sağa doğru döner. Değil mi? Çıkartmasam dengedeydi. Çıkartırsam burayı hafiflettim. Az önce hani bunlar birbirlerini dengeledi ya. Bak bunu dengeleyemezsin artık. Burada 3 parça var. Burada 2 parça var. Tamam. Şimdi D'yi okuyunca şok oldum ben. Neden? Doğru cevap D çünkü. Levhadan 3 numaralı parça çıkartılırsa levhanın ağırlık merkezi değişmez. Aynı cümle kalmış. Bir, bunu şöyle düzeltebiliriz. Değişir dese yanlış budur. Bunu işaretlerim. Ya da ben olsam yine değişmesi tutarım arkadaşlar. Soruyu değiştirecekler biliyorum. Ben olsam şöyle yaparım. 4 numara. Levhadan 4 numaralı parça çıkarılırsa levhanın ağırlık merkezi değişmez diye sorarım. Çünkü zordur. Bak burada bu durumda sevgili arkadaşlar şöyle olur. Şu arkadaşın şu arkadaşa dönme. Dur bakayım o zaman ne oluyor? 4'ü çıkartalım bakalım öyle deneyelim. Bak 4'ü çıkarttık. Değil mi? 4'ü çıkarttık. Şurada 4 parçan var. 4P çarpı her bir bölmede 2x olsun. Tamam mı? 2x. Bunun uzaklığı ne kadar olur? X. 4P çarpı x sola doğru. Burada zaten bu arkadaşı çıkarmıştım. 3 tane P var. Artı 3P çarpı uzaklığım ne kadar? 3 tane x. 3x. Kaç oldu arkadaşlar? 4, 9, 13 px oldu değil mi? Güzel. Şimdi sağa doğru bakalım. Bakın burada 3 tane var. 3p çarpı uzaklığım x kadar artı 4 tane var. 4p çarpı uzaklığım 3x. Ne oldu? 3px artı 12px 15px. Gördün mü? Denge bozuldu. İnşallah öyle düzeltirler. 4 numara diye düzeltirler. Çözümü de budur. Ne yaptığımı anladın mı? Hızlıca yaptım. Her bir kareye p kadar ağırlık dedim. Her bir parça p kadar ağırlık. Rasyonel sayılarla uğraşmamak için de tam ortadan olacak ya. Şu uzunluğa 2x dedim ki tam yarısı x kadar olsun. Rasyonel sayılarla uğraşmamak için. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Bak levhadan 4 ve 5 numaralı parçalar çıkarsa levha sola doğru döner. 4 ve 5'i çıkarttığımızda 4 ve 5'i çıkarttığımızda arkadaşlar bak burada 2 levhan eksildiği için tabii ki bu arkadaş bu yöne yani sola doğru döner. Doğrudur yani. Tamam. Güzel. 9'da testi tamamlayalım arkadaşlar.
X-Y koordinat düzleminde konumları verilen M, 2M, 2M ve 3M kütleli noktasal cisimler şekildeki gibidir. Buna göre sistemin ağırlık merkezinin koordinatları nedir? Güzel. Bak bu soru senin karşına şöyle de çıkabilirdi. Şöyle, şu bak Allah razı olsun bize koordinatları vermiş. Şöyle çizip, tamam mı? Böyle yazıp arkadaşlar sana şöyle söyleyebilirdi. Bunlar duruyor. Bunların ağırlık merkezi hangi noktadadır? A'dadır, B'dedir, C'dedir. Senin yine yapacağın neydi biliyor musun? Hemen bir koordinat sistemi çizmek. Ve bu koordinat sistemini nereden çizdiğin hiç önemli değil. Birbirine dik olsun yeter. Ve bölmeleri say. Çünkü burada yapacağın işlem her koordinat sistemi için kendini sağlayacaktır. Şimdi biz böyle çizmişiz. Buna göre soruyor. O noktasına göre arkadaşlar torklara bakacağız. Şimdi bunlar tek başına bak 2M, 2M, 3M, M. X tau X diyelim. X uzaklığına göre şu şekilde çevirmeye çalışırlar değil mi arkadaşlar? Evet şu noktaya göre böyle 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 dönmeye çalışırlar. Şimdi bunların hepsini tek tek hesaplayacağım. Ve ağırlık merkezi de arkadaşlar bu dördünün yaptığını tek başına yapar. 2M çarpı dik uzaklığım ne kadar? Bak x yönünde 1. Artı 2M çarpı dik uzaklığım ne kadar? 3 birim. Artı 3M çarpı dik uzaklığım ne kadar? 6 birim. Artı M çarpı dik uzaklığım ne kadar arkadaşlar? 6. Şimdi bak sana bu formül olarak şöyle söylenmiş olabilir. Hepsini çarp, böl, bütün m'lerin toplamı değil mi? Zaten yapacağımız da o yani. Şunları hesapladığımda 2m artı 6m artı 18m artı 6m. Ne oldu? 8, 26, 32m mi oldu? Evet, 32m. Arkadaşlar işte 32m'lik torku tek başına... Bu arkadaş tek başına dediğimiz bak sistemin bütün kütlesi. Toplam M ne kadar? Topla 2, 4, 7, 8M. Tamam. 8M çarpı X eşittir 32M. Ya da işte bunu direkt 8'e bölebilirsin sevgili arkadaşım. Zaten görüyorsun X kaç çıkıyor? 4. İşte bu ne demek biliyor musun? Şu 4 birim uzaklıkta herhangi bir yerde bu arkadaşın x'ini belirledik. Bu arkadaş şu doğrultu üzerinde. Şimdi neye bakacağım? Y'ye. Y'ye göre arkadaşlar bu arkadaşların bütün torklarını şöyle alalım. 2m çarpı y doğrultusunda uzaklığı, dik uzaklığına kadar 2 birim. Artı 2m çarpı dik uzaklığımız ne kadar? 6 birim. Artı 3M çarpı dik uzaklığımız ne kadar? 5 birim. Artı bir tane de M var. Ne kadar uzaklığımız? 1 birim. Topla 4 tane M, 12 tane M, 15 tane M, bir tane de M. Bunlar da kaç yapıyor? 16, 31. Yine 32 M oldu. Yine dediğim gibi arkadaşlar 32 bölü toplam ağırlık diyebilirsin. Yani 8 ya da az önce yaptığımız gibi hangi doğrultuda olmalı dediğimizde 8M çarpı buna da Y diyelim eşittir 32M. Y'de kaç oldu arkadaşlar? Yine 4 buldun. O da şu demek. Bu arkadaş şu doğrultu üzerinde. İşte bu doğrultu ve bu doğrultuyu karşılayan arkadaş da ahan da budur. G. Bu arkadaş şu bütün sistem arkadaşlar şöyle ifade edilebilir. Buraya konur ve 8M yazılır. İşte konu kapanmıştır. Şuraya tek başına 8M koysan bu dördüyle ayrı ayrı uğraşmazsın. Bu dördünü temsil eden arkadaş şu tek başına 8M'lik arkadaştır. Konu kapanmıştır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi 10 ve 11. sorular gördüğünüz üzere ÖSYM soruları. Biliyorsunuz ÖSYM sorularını çözemiyoruz. Neden çözemiyoruz? Çünkü ÖSYM sorularının telif hakkı var arkadaşlar. Telif hakkı olan soruları çözmemiz de yasal değil. Yasal bir vatandaşım, yasalara da uyuyorum.
Kanalıma verdiğim emekten ötürü de ziyan olsun istemem emeklerim arkadaşlar. Ne yazık ki çözemiyorum. Bunları da öğretmenlerinizden yardım alırsınız diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.